deme ya. Bu çok iyi olmuş Kemal, çok. Bizimki de polisin işini kolaylaştırmıştır zaten. Bugüne kadar çıkardığı olayları haber yapsa bir ömür yeter ona. Oradan hesap et yani. Sağ olasın. Bak Ayla da selam söylüyor. Hadi iyi günler. Ne diyorsun, ne olmuş? Beklenen olmuş Ayla. Seninki yine olay çıkarmış. Kalsın biraz nezarethanede bakalım. Orası hararetini alır onun. Aman oğlum, tanımazmış gibi konuşuyorsun sen de Asaf. Yani doğdu doğalı hararetli o. Olsun olsun, iyi oldu. Orada tıkıldığı yerde yapsın bakalım haberlerini. Şu halimize bak, oğlanı zapt etmek için nezarete koyduruyoruz. Yani görülmüş şey mi bu? Tövbe yarabbim. Ona bir şey olmaz, o şerbetlidir. Dışarıda mafyayla mufyayla kendini ziyan edeceğine, içeride edebiyle otursun birkaç gün. Hiç değilse senin de için rahat eder. Benim kaderim bu ya, kaderim. Beliz, iyisinde mi, korkmuyorsun? Aman yok, alıştım ben bu duruma artık. Da. Ne da? Şu adam. Ha, sivil polis. Ya siz kahveye girerken peşinizden girdi. Arabada beklerken gördüm. Nasıl yani, peşimize adam takmışlar? Yok canım, ne alakası var ya? Neden olmasın abicim ya? Bütün gece mafyanın iki oğluyla diz dize vakit geçirdik. Ya abicim, tesadüftür. Ayrıca kim, neden bizim peşimize? Bir de sivil polis taksın. Harun Servet. Efendim? Telefon etmek istemiştiniz. Evet. Buyurun. Teşekkür ederim. Ya bir avukat mı var bildiğin? Ne bileyim, var herhalde. Baksana, arıyor bizi. Alo Sevgicim. Harun ben. Ya hani sözleşmiştik ya, biz biraz gecikeceğiz, ona haber vermek için aradım seni. Yok, kötü bir şey yok. Kısa bir emniyet arası verdik de. Evet, evet. Ben buradan çıkar çıkmaz arayayım mı seni? Tamam, çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Bu da tamam. Harun. Efendim? Sen az önce tek telefon hakkını Sevgi'yi aramak için mi kullandın? Ona geç geleceğini söylemek için mi? Ya da ben mi yanlış duydum? Ya Beyaz, aşk olsun ya. Kız bize yardım ediyor. O kadar mevzu var. Yani şimdi dedim ki 5'te geleceğim, gecikmeyeceğim. Eşinin üzerine bu çıkınca haber vermese miydim? Ayıp yani. Tabii. Şu anki durumumuzdan çok daha önemli şeyler var çünkü, değil mi? Ya durumumuzda bir şey yok. İfademizi alacaklar. Gönderecekler 5 dakikaya. Öyle değil mi abicim? Tabii tabii ya. Yarım saat bir şey sürer. Aynen öyle, aynen öyle. Hiç sen sıkıntı etme. Tamam. Buyurun, sizi şöyle alalım. Ha. Nereye gidiyoruz? Nezarete. Efendim? Ne? Memur bey, bakın. Biz cidden tesadüfen oradaydık. Beyefendi, kimse bir tefecinin kahvesine içinde para dolu bir çantayla tesadüfen gitmez. İfadeler alınıncaya kadar nezarette kalacaksınız. Siz de. Ben de mi geliyorum? O da mı geliyor? Kavgaya karışan herkes. O da yani. Evet beyler. Buyurun. Sizi de alalım. Öyle buyurun. Hep senin başın mı? Hadi hadi. Harun'dan haber mi? Yok canım, bankadan. Kapı. Çocuklardır. Ben bakayım. Kemal. Nereden çıktın ya sen? Selamını aldım. Geldim Ayla. Hadi hadi. Hoş geldin. Hoş geldin ya. Bir telefonla bütün dertlerimize derman oluyorsun ama yüzünü gören cennettik. Ya emin olamadım. Gideyim bir göreyim dedim ondan. Asaf, Asaf. Ben de yanlış mı duyuyorum dedim. Hoş geldin Kemal. Geç, buyur otur. Bu taraftaydım da çocuklar da arayınca gideyim kendim sorayım dedim. Hayrola? Bir mesele yok değil mi? Ya senin oğlan kavgada aldılar demiştim ya. Ellerine sağlık, iyi yapmışlar. Biri daha varmış yanında. O Tamer'dir o. Ha, her şeyi evet, beraber yapar onlar. Tamer. Yok yok, o değil. Bir kadınmış. Ha.
Beliz. Soyadı Servet'miş. De ben bilemedim. Bir yanlışlık mı var acaba? Gelinimiz yani. O Harun'un eşidir de onu niye almışlar? Kavgada o da varmış. Bizimkiler de almışlar hepsini. Ne iş var onun orada? Ya Ayla bir dur bir anlayalım. Anlayacak bir şey yok Asaf. Ne ihbar yaptıysan geri çekeceksin. Peşine polis taktık çocuğun. Senin aklına uyduk da kızı da perişan ettik. Ayla. Ailesi maylası yok hadi yürüyün. Oğlan alışkın ama kızı orada bırakmam ben. Hadi hazırlanın.